Selamlar, sevgiler. Anadolu Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine harika bir tarif hazırlıyoruz. Fındıklı çikolatalı kurabiyeler hazırlayacağız. Tarifimiz için 125 gram tereyağı kullandım. Dilerseniz sizler margarin veya vite yağı ile de hazırlayabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da pudra şekeri kullandım. Bir tane yumurta sarısı hamurun içerisine, akını da dışı için kullandım. 2 yemek kaşığı da nişasta kullanıyoruz. Nişastamız buğday veya mısır hiç fark etmez. Bütün malzemelerimizi şimdi güzelce yoğuruyoruz. Tabii ki malzemelerimizin oda ısısında olmasına dikkat edelim. Özellikle tereyağımızın yumuşak olmasına özen gösterelim. Bütün malzemelerimizi krema kıvamına gelene kadar yoğurduktan sonra toplamda ben 3 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi 1 çay kaşığı da kabartma tozu kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasına ve kalitesine göre değişim sağlayacağı için lütfen 2 su bardağını ekledikten sonra geri kalanını yavaş yavaş hamurumuzun kıvamını kontrol ederekten ekleyelim lütfen. Çünkü kurabiye hamuru sert olmaması gerekiyor. Böyle hafif yumuşak. Birazdan kıvamını da sizlere göstereceğim. Çok fazla da yoğurmamaya dikkat edelim lütfen. Çünkü böyle daha fazla yoğurdukça elimizin ısısıyla tereyağı da eriyeceği için kıvamında bozulmalar olacaktır ve pişerken dağılma olacaktır kurabiyede. O yüzden bu püf noktasına özen gösterelim. Evet, bu şekilde cevizden birazcık küçük parçalar koparıp yuvarlayalım. Daha sonrasında yumurta akı ve kırık fındığa bulayacağız kurabiyelerimizi. Bu tarif inanılmaz lezzetli ve gördüğünüz gibi çok az malzemeli. Mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim bir tarif. Zaten ben sizlerle burada en güzel tarifleri paylaşmaya çalışıyorum. Böyle kesin %100 tutan ve herkesten güzel not almış, beğenilmiş tarifleri paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim. Ve tariflerimin de devamı için lütfen beğeni ve yorumlarınızı da benden esirgemeyin. Evet, bir tane yumurta akımızı böyle çatal yardımıyla güzelce çırpıp köpürtelim. Daha sonrasında kurabiyelerimizi önce yumurta akına, ardından da kırık fındığa buladıktan sonra tepsimize yerleştirelim. Yağlı kağıt serilmiş tepsimizin içerisine yerleştirelim. Bu şekilde hazırladıktan sonra pişirip üzerine çikolatasını koymadan da derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Canınız böyle kurabiye istediği zaman veya ani gelen misafirleriniz için hemen çıkartıp böyle fırında çok az bir ısıttıktan sonra üzerine eritilmiş çikolata ile süsleyip servis yapabilirsiniz. Bu kurabiyenin kıvamı tıpkı un kurabiyesi gibi gerçekten çok lezzetli ve böyle ağızda dağılıyor. Hatta böyle piştikten sonra elinize aldığınız anda dahi dağılıyor. O kadar güzel. Dediğim gibi herkesten %100 not aldı, yani çok beğenildi. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bu tarifim daha öncesinde tabii ki Instagram sayfamda paylaşmıştım ve çok beğenilmişti zaten. Çok da tarif istenmişti, sorulmuştu YouTube'da da. O yüzden ben de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, üzerlerini böyle bir oklava yardımı ile küçük daireler açıyoruz. Ve piştikten sonra o dairelerin içerisinde eritilmiş çikolata ile süsleyeceğiz. O yüzden önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırınımızda pişmeye gönderiyoruz kurabiyelerimizi. Zaten çok çabuk pişiyorlar. Böyle altı üstü hafif kızardıktan sonra, evet, bu şekilde olduktan sonra çıkartabiliriz fırınımızdan. Soğuduktan sonra da üzerlerine dediğim gibi eritilmiş çikolata veya ben Nutella kullandım. Eritilmiş çikolatam yoktu o anda. Sizler de dilerseniz ister eritilmiş çikolata, isterseniz bu şekilde kaşık kaşık Nutella ile de servis yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmayacaktır.
Bu şekilde hazırladıktan sonra da böyle hava almayan saklama kutularına koyup günlerce saklayabilirsiniz. Kesinlikle tazeliğini hiç kaybetmiyor, lezzetinden hiç ödün vermiyor. Her şekilde her türlü denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, tariflerimin devamı için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizle bana destek olmanızı rica ediyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir başka tarifimde görüşmek üzere inşallah.